İlk çaylık anons birin yapımında rada düşünmemiştik. Bugün kararımızda buna bir rada eklemeye karar verdik. İşte. Daha önceden hazırlamış olduğumuz kuyruğa aynı profilden, aynı kalınlıkta keserekten hazırladık. Şimdi menteşelerimizi yerleştirmek üzere kuyruğumuzu kesiyoruz. Tabi maketimizin ucunu açıyoruz önce kesmek için. Yine keserken dikkat ediyoruz, elimizi kaptırmamak için. Daha sonra bunları, menteşelerimizi yerine alıştırıyoruz. Çok dikkat ediyoruz çünkü deprem ince olduğu için koparma yapmaması lazım. Gözüktüğü üzere menteşelerimiz yerine hazır. Daha sonra yön dümenimizin tam menteşeye gelecek olan kısımlarını arka tarafta işaretliyoruz. Tam şu şekilde buraları gelecek. Ve ne yapıyoruz? Oraları kesiyoruz. Tabii biz bu işlemleri daha önce yapmıştık ama videoyu almayı unuttuk. Bunları tekrar sizler için sunuyoruz. Taktığımız menteşeleri kestiğimiz yön dönemine oturtuyoruz. Yine dikkat ediyoruz. İnce olan deton patlama çatlama yapmasın. Bu şekilde gözüktüğü gibi rüzgar geldi. Bu durumda ne oldu? Böyle döndü. Rüzgar bu tarafa geldi. Böyle döndü. Şöyle, 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 şöyle. Ve yükselişe de dikkat ediyorum. Sıradırlar çarpmıyor. Şöyle bir profil kesimi yaptık dümende. Yani böyle yapıyor, böyle yapıyor, böyle yapıyor, böyle yapıyor. Evet. Yapacağımız olay servolarımızı yerleştirmek. Ne servoları yerleştiriyoruz? Yükseliş ve dümen servolarını yerleştiriyoruz. Yükseliş servosunu biraz toklu bir servo kullanıyoruz. Evet. Deliklerini biz hazırladık. Bu arada biber de servoyu getiriyor. Deliklerini hazırladık. Evet. Önce servolarımızı kalemle üzerinden işaretliyoruz. Sağını solunu dört köşesini ve kablonun geçeceği yolu azıcık işaretliyoruz. Daha sonra servo deliklerini falçata ile keserekten, dört tarafını keserekten yol veriyoruz onlara. Daha sonra elimize bir tornavida alarak da hafif hafif kanatarak da gördüğünüz gibi parçaları dışarı atıyoruz. Bu işlemi yaparken önemli olan yüksekliğini ayarlamak, yani servonun tam oturması. Bu şekilde. Ne yapıyoruz? Bu bizim yükseliş servomuz oluyor. Şekilde yükselişimizin olayını bitiriyoruz. Daha sonra dümen servomuzu da aynı şekilde önce işaretledikten sonra etrafını kalemle yine falçata ile üç köşesini kesiyoruz. Yine servo kablo yolunu açıyoruz. Çok dikkatli bir şekilde tornavidamızla bunları kanırtarak da patlatarak da yolunu açıyoruz ve en son olarak da yine yerleşip yerleşmediğini kontrol ediyoruz. Bu servomuzda yine push rodumuzla kuyruğa bu şekilde bağlanıyor. Eğer telin esneme durumu olursa bir ara bağlantı elemanı ile şuradan sabitleştiriyoruz ki arada esneme yapmasın. Daha sonra bakacağız ona lazım olur ya da olmaz.
olay bu kadardır. Saygılar, teşekkürler. Evet, servoları yerleştirdikten sonra iş yekeleri ve push lotları takmaya kalıyor. Biber dışarı, çabuk dışarı. Ulan tam çekiyor mu gibi. Dışarı çabuk. Pardon, nerede kalmıştık? Ya. Evet, yekeleri ve push lotları takıyoruz. Önce yekeleri CA yani CA ile yapıştırdıktan sonra yani CA push lotlarımızı şu şekildeki gibi yükselişe yerleştiriyoruz. Aynı şekilde dümenimizi de servomuzu yerleştirdikten sonra push rodunu şekilde gözüktüğü gibi YK'sini de aynı şekilde CA yani CA ile yapıştırıyoruz. Kullandığımız push rodun çelik teli mesafeyi kısa tuttuğumuz için pek fazla esneme yapmıyor. Onun için araya ek bir bağlantıya gerek yok. Sabitleştirmeye gerek yok. Olay şimdilik bu kadar. Bitirdiğimiz olaylar servolar, yükseliş ve dümen servoları, push rodlar ve yekeler. Saygılar.